Herkese yeni bir video ile merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ay, neleri anlatsam, nasıl başlasam hiç bilmiyorum. Beni YouTube'dan baştan beri veya sosyal medyadan, yani Instagram'dan takip edenler bilir şimdi şu an nerede olduğumu. Arkadaşlar, bilmeyenler için de Belçika'dayım, annemlerdeyim, burada doğdum, burada büyüdüm. Ve bir senedir gelmiyordum, deliler gibi özlemişim arkadaşlar. Gerçekten yani bu kadar özleyeceğimi asla ama asla düşünmezdim. Nasıl anlatacağım, ne anlatacağım size de bilmiyorum ama çok mutluyum. Aşırı derecede mutluyum. Bugün pazartesi 21 Şubat. Ben cumartesi geldim. Dün annemlerle, ablamlar, abimler hep beraberdik. O zaman videoyu açamadım. Açmak da istemedim aslında. Yani böyle zorunlu olsun diye de bir şeyler yapmak istemiyorum. Yani bu YouTube'a başlamadan önce zaten kendime bir söz vermiştim. Demiştim ki eğer istemiyorsam bir şeyler gösterme veya yapma. Öyle bir kişiliğim de yok. İstemedim. Bugün açmak istedim. Çünkü gerçekten bugün sizlerle konuşmak istedim. Sizlere o kadar her şeyi göstermek istiyorum. Böyle bu arada burası çok soğuk, bilen bilir. Rüzgarlı. Dün Atomium'a gittik. Size gösteremedim ama maalesef böyle ailemle beraber olmak istedim. Yani kamerayla uğraşmak istemedim. Ay, kahvemi içiyorum her zamanki gibi. Kupalarımı özlemişim. Pazara kadar buradayım. Yani bir haftamızda özlediğim her şeyi, ailemle geçirmek istediğim her şeyi yapmaya çalışacağım. Size de göstereceğim. Bazen böyle kamerayı açmayı unutabilirim diye düşünüyorum. Şimdiden şimdiden biliyorum bunu aslında. Ama size de böyle minik minik böyle ne yaptığımı, nereye gittiğimi, neleri özlediğimi göstermek istiyorum. Böyle bir vlog çıksın istiyorum. Bir haftalık. Böyle küçük küçük parçalarla. Bu kadar yani, ne anlatacağım, çok mutluyum aşırı derecede, her şeyi çok özlemişim, hep bunu söylüyorum baştan beri ama açmak istedim kamerayı. Bir gün sonra açmış olacağım, neyse bir gün kaybımız var ama sorun değil diye düşünüyorum. Hazırlandım, kahvemizi içeceğiz ve dışarı çıkacağız, hemen kahvaltı yapacağız. Ablam, annem, ben eski günlerdeki gibi özlemişim. Yani gerçekten havasını falan özlemişim, doğru söylemek gerekirse. Normalde de şey derdim ben hep, yaman üf, çok kötü bir ülke, ne bileyim hiçbir havası yok falan derdim ama büyük konuşmayacaksın, çok özledim, bir senedir gelmiyorum. Ay, öyle, ben kahvemi içeyim, hazırlandım ben, herkesi bekliyorum. Saçımı yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum çünkü dün maşa yaptım ve yağmur, sel, her şey saçımı mahvetti. O nedenle bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şapkamı takacağım ve çıkacağım. Çok şey yapmadım. Böyle bir tane kazak almıştım Oysho'da. Onu giydim. Altıma da bu, ne deniyor, şöyle bir pantolon. Terliklerimi görmeyin. Öyle. O zaman Belçika maceramız başlasın. Arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı yerini çekemedim. Çok kalabalıktı. Yani normal bir kahvaltı yaptık. Çıktık zaten. Böyle meşhur bir yerde burada. Çekemedim aslında. Hemen yaptık çıktık. Şimdi de arkadaşlar Krefel'e geldik. Yani burası Mecamak gibi bir yer. Böyle elektronik eşya falan satılıyor. Birkaç bir şeye bakacağız. Size de göstereceğim neye baktığımızı. Öyle açarım. Bu tipik influence olduğumuz fritözlere bakıyoruz. Çünkü burada fiyatlar daha uygun olduğu için ben buradan almak istedim. Arkadaşlar, bu Philips'in XX Large modeline. Ben normalde şu XX modeline bakacaktım. Ama içi bayağı gerçekten küçük geldi bize. Annemle ablam da biraz baktı. Biz bunu alıyoruz. Hem gri bölümü var hem de bakır rengi var. Ben bakır rengini seçtim, benim mutfağa daha uyar diye.
Şimdi ikisinin farkı ne? Biraz bilgi vereyim dedim. Çünkü herkes çok seviyor, çok istediği için. Bunda ray sistemi yok. Yani kendi gücünüzle kaldırmanız lazım. Bu daha sofistik. Yani böyle açık ray sistemi olduğu için düşme tehlikesi yok. Sadece teli kaldırıyorsunuz. Bunun daha farklı şeyleri varmış işte kek. Her şey daha farklı olduğu için bu en üst modelmiş. Biz bunu seçtik, bunu alacağız. Ama işte dediğim gibi bakır rengine. Bu grili 200 euro, bakır rengi de 330 euroymuş. Yani Türkiye'ye biraz şey yaparsak daha uyguna geldiği için ben buradan alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha model var. Ben bunu da çok beğendim. Daha farklı duruyor böyle arkası falan. Ama bu da sanki biraz daha küçük geldi. İşte ray sistemi olmadığı için güvenilir gelmedi bize. O nedenle onu seçtik. Arkadaşlar şapkamı tutuyorum çünkü o kadar rüzgar var ki bayağı kötü, bayağı rüzgar var. Duramıyorum ya. Hava çok kötü. Şimdi arkadaşlar Anadolu'ya geldik. Böyle merkezi bir yer. Alışveriş yapabiliyorsun. Böyle aşağı taraflara yürüyoruz böyle merkeze doğru. Fırat Bey'sin o taraflara. Şu arkada gördüğünüz yer renovasyonda. Bildim bileli hep renove bu şekilde. Mahkeme bürosu. Mahkeme binası büyük, pardon. Büyük Adliye Sarayı. Adliye Sarayı. Aa gidiyordu bakın. Ay çok kötü. Neyse şöyle yapayım. Bizimkileri de aldım. Annem babam yanımda. Ay niye ben açmadıysam maskemi. Arkadaşlar gerçekten bu Belçika'nın havası hep böyle. Yani. Ama yağmur durdu. Buraları gördüğüme çok çok seviniyorum yine. Ay çok güzel geldi vallahi, çok iyi geldi bana. Değil mi Ahmet? Ay. Bu şekilde ana cadde. Burada bütün işte adliye büroları, polis evleri falan var. Bayağı hani burası biraz kritik bölge. Ama bunun alt tarafı gittiğimiz yer böyle daha turistik, daha güzel, daha nezih yerler. Beğendim. Bu Grand Place'in üst tarafı oluyor. Güzel kafeler var, güzel brunch yerleri var. Sevdiğim mekanlar o tarafta. Çok seviyorum. İşte o tarafa gidiyoruz. Bir kahve içeceğiz. Bizim Tayfa'yla. Öyle. Emirik birik gösteriyorum arkadaşlar. İşte en son Krefel'de bıraktım sizi. Orada o kahve makinesini aldık ve air fryer'ı aldık. Şimdi buradayız. Bakın böyle antik kuntik şeyler var. Böyle binalar var ya. Bu binaları bile çok özledim ya. Karşıya geçelim sonra aşağı doğru yürüyelim. Kilisenin oradan. Tamam mı? Uy! Okey! Ve Grand Place'e geldik. Meşhur meydan. Çok turistik bir yer burası da. Ama işte çok seviyorum. Vallahi soğuktan oturduk en sevdiğim kafeye, Rook Opera'ya kahve içiyoruz. Anniş ve Babiş'le. Hı? Yani çok klasik bir yer. Çok üşümüşüz ya. Bayağı soğuktu valla. İyi ısındık. Böyle oturuyoruz. Avrupa'da gerçekten döner. Çok güzel arkadaşlar. Yemeğe devam ediyorum ben. Gidince artık 5-6 kilo olmuş bir durumda. Geri döneceğim. Çok güzel. Ve hazırlandık. Çıkıyoruz evden. Ay.
Hava bugün çok güzel ya. Saat 12 geçiyor arkadaşlar bu arada. Hazırlandık. Böyle tam evin, tam şöyle evin yakınında sebze, artık sebzeler, işte çöp, şey böyle yaprak falan olan bütün her şey bu konteynerlere koyuluyor. Böyle temizlik falan yapıldığında onlara atılıyor. Bu bilgiyi de vermek istedim. 2 saat sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Kahvemizi içtik, size yine göstermedim. Şimdi markete gireceğiz arkadaşlar. Market gezmeyi çok özledim burada. Şunu alalım. Bunda şey var. Şunu alalım. Haydi. Ve hep aynı. Hiç değişmiş burası anne. Ve bir reyon çikolata. Bunlar yeni çıkmış herhalde. Bozul. Para istedi benden birisi. Aha. Neyse. Burada kuru yemiş alıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle kiloyla, ne kadar istiyorsanız gramla. Güzel oluyor bunlar. Evet. Evet, bu çok güzel oluyor. Giderken evet. Bundan alacağım. Evet. Bundan alacağım. Ay, bu çok güzel ya. Swiss'ler. Bir de tabii ki de şu buraya uğrar mı? Bir de şey. Ay. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bunların hepsinden bir alayım diyorum anne. Aynen. Karışık. Ve bagetler. Alacağız mı anne ekmek? Var mı evde ekmek? Şundan alabiliriz olsun taze. Bir tane bundan alalım. Ya da şundan mı alsak? Güzele ben. Şu boy M boyunda 12 tane yumurta 1.35. Şu aşağıdan alayım. Aşağıdan aldım zaten. Evet. En alttan aldım. Şey 3 tane. 3 tane mi alacağım? Evet. Bundan. Evet. Tamam. En sevdiğim çikolata dondurmayı alıyoruz. Şunu alıyorum o zaman. Dondurmalar biraz bence pahalı. Yani bilmiyorum, 1 kilosu 4.95 ama en güzeli de bu oluyor. Bakacağım. Bir de bunu alalım bence anne. Şimdi eve doğru yürüyoruz arkadaşlar. Bugün çok turistik takılmadık, normal günlük bir gün gibi devam ettik. Sohbetli muhabbetli şöyle. Ormanın içinden şimdi eve doğru yürüyeceğiz. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün çıktık yine sabah erkenden yürüyüşe çıktık. Sonra kralın makamlarına geldik. Burası Belçika kraliyet olduğu için kralın İkinci evi galiba, bir tanesi öbür tarafta. Burada da çok oluyor. Bütün seremoniler falan hepsi bu tarafta oluyor. Bu sokakta oluyor. Bayağı kralın sokağı burası. Ben hep öyle diyorum. Buralara geldik arkadaşlar. Böyle geziniyoruz. Kahve içiyoruz. Özledim kahvelerde kahve içmeyi. Kahve
içiyoruz annemle. Bugün de böyle yürüyüşe geldik bu taraflara. Burada böyle tarih şeyler var. Meydanlar var işte. Belirli heykeller falan var. Onları görmeye geldik biz de. Öyle. Açmak istedim. Bakalım. Devam ediyoruz. Geçen şu taraftan yürümüştük. Bu sefer de bu taraftan yürüdük. Yani ters. İki tam ortasındayız şu an. Böyle. Bugün çarşamba bu arada. Okullar yarım gün oluyor Belçika'da. O nedenle toplu taşıma bayağı yoğundu. Grand Place tam burada işte. O kilise. Aşağı doğru yürüyoruz. Bu park da çok meşhur bir park. Böyle grafitiler var. Hava Allah'tan bugün çok güzel ama esiyor ya maalesef. Aşağı yürürken en meşhur galeriye geldik. Şuradan görürsünüz böyle bir tane galeri. Lüks markalar, güzel kafeler, güzel tatlı yerlerinin olduğu bir galeri. Şöyle size göstereyim. Çünkü sonra şu tarafa doğru yürüyeceğiz biz. Şöyle size göstermek istedim. Bayağı turistik bir galeri. Şimdi Aniş'le eski günlerdeki gibi sushi yemeye geldik. En sevdiğim yere. Ay. Arkadaşlar fiyatları da söyleyeceğim size. 8'li bir tane 8'li 2, 4, 6 8 taneydi değil mi ya? Aynen 8 tanesi 5.90 bir tanesi. Diğerden de aldım bir tane o da 8'li o da 5.50. Türkiye'deki sushi fiyatlarını söylemiyorum zaten. Burada gerçekten çok sokak yemeği olduğu için çok uygun fiyatlı. Hep buraya gelirdik öğrenciyken. Anılarım. Aynen burası güzel bir yer falan. Bayağı güzel yapıyorlar. Bir de yanına şey tempura aldım. Göstereceğim arkadaşlar. Fiyatlar uygun böyle mutlu oluyorum. Sushi'nin 5 euro falan olduğunu. Evet çok küçük bir yer burası da. Böyle butik tarzında. İnsanları rahatsız etmeyin. Gelince göstereyim size. Acıktım. Ve geldi. Gerçekten özlemişim. Hemen giriyorum arkadaşlar. Hemen yiyeceğim. Bize afiyet olsun. Daha son ileri. Bugün ayın 24'ü değil mi anne? Bir baksana 24'ü ama. Hadi anne, haydi. 24. Aynen 24'ü. Düz. Doğru herhalde. Volkund'u. Brüksel Central'den Gent'e. İkinci şey, bugün tek gidiş 9.30. Ötealı. Tamamdır. Seninki okey. Şimdi benimki. Tike isteyelim. Benimki de geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey zaten. Brüksel'den Gent'e gideceğiz. Tek gidiş 6.60. 26 yaş altı olanlara. Bu da herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biletleri alırken size de gösterdim. Ama bir merhaba demedim. Bugün yeni bir günümden. Bugün karşıyam arkadaşlar. Böyle karışık devam ediyoruz. Gent'e gidiyoruz gördüğünüz üzere annem ve ben. Ablamla kalacağız iki gün.
biraz zaman geçireceğiz. O tarafın etrafındaki yerleri gezelim diye düşündük. Oraları da çok özlemişim. Gel, trenle gidelim dedik. Şimdi bindik Brüksel Central'den. Köy trenini almadık Allah'tan. Direkt işte bir tane daha durak var. Orada duracak. Ondan sonra Gent Central'e gideceğiz hemen. O da ortalama 20 dakika falan sürüyor. Öyle. Öyle. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Dün işte sushi falan yedim. Özlediğim bir yerde. Annemle beraber. Sonra kahve içiyoruz. İşte geziyoruz, tozuyoruz. Böyle azar azar size de göstermek istedim. Ve şurada bir tane ekstradan bir şey çıktı. O da herhalde kötü beslendiğimden dolayı ama gidince detoksa giriyoruz arkadaşlar. Öyle yani. Bakalım. Arkadaşlar bir her zamanki gibi böyle minik sandviçler hazırladık annemle. Ben de yemek için kahvaltı. Erken çıktık çünkü. O zaman şunları da yiyelim. Kahveyle güzel giderdi oradan kahve alacak. Neyse, kahve içeriz. Böyle küvürmüş lan. Aynen. Böyle aşağıda var. Burada da, bunda da var. Var ama... Arkadaşlar burada bir de otobüsler, tramda o kadar çok arama oluyor ki şey araması hani bilet alındı mı? Böyle kaçak otobüse binildi mi? Trama binildi mi diye. Ve cezası var böyle 500 euro falan cezası oluyor eğer almazsan bir otobüs kartı almazsan, tram kartı almazsan öyle binersen kaçak. Cezası oluyor 500 euro. Çok var, ben de gördüm. Geldik. Öyle durayım da. Arkadaşlar size çok özel bir yeri gösteremedim maalesef. Primark'ı adeta bedava veriyorlarmış gibi herkesin elinde görebiliyorsunuzdur. Ama gidince eve gösterebilirim veya ben artık Türkiye'ye dönünce gösteririm. Küberdonlar buranın çok meşhur. Kent sönüğüze. Gent burunları diyorlar. Böyle. Çok güzeldi tatları. Dönüşte alalım onlardan birkaç tane. Ha tamam. Ya abla. Arkadaşlar yağmurda kaldık. Biz hemen geldik. Kahve falan içiyoruz. Tatlı yiyoruz. Yine full devam yemeye. Ya şuna ne yapsın? Yağmura karşı kahve keyfi. Çok yağmur yağıyor arkadaşlar ya. Tatlı üzerine çorba içen de tek adam, tek adam benim herhalde. Ya şekerliden sonra tuzlu yeme ihtiyacı bulunuyor bende. Ondan. Normal olmadın orada da benim oldu. Yani şöyle bardakta domates çorbası içiyoruz arkadaşlar. Mekan aynı. Yerimin kuzusu aşkım. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Benzin almaya gidiyoruz. Ablamın meşhur Gabrielcisi.
Gabriel'e gitmemiz lazım dedi. Dedim orası nere abla? İşte buraymış arkadaşlar. Sabah saat 9.55 biz Gabriel'deyiz. Ve sıra var. Demek ki köyün en uygunu Gabriel. Size göstermedim ama sabah kruvasan ve çikolatalı ekmek falan aldık. Baget aldık. Kahve mavi aldık böyle. Aldi'ye gittik arkadaşlar bu arada. Buranın yani Türkiye'deki ne gibi abla? A101 gibi değil mi? Aynen A101 gibi bir market. Oraya gittik. Ve Knoko Heist'e gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Burası Belçika'nın çeşmesi gibi bir yer işte. Öyle bir yer. Yani deniz kenarı. Ama böyle çok güzel mağazalar da var. Alışveriş yapılabiliyor. Çeşmede yapılmıyor ama. Yapılıyor. Ya yapılıyor evet ama bu kadar da çok yok. Yani burada bayağı meşhur. Yani buraya geliyorlar mesela indirim zamanında herkes güzel mağazalar olduğu için. Yani hem de deniz kenarı var. Böyle kafeler falan var. Biz de buraya geldik. Ablam burayı çok sever kendisi. Ondan bizi buraya getirdi. Ay. Burada takılacağız. Sonra akşam eve döneceğiz tekrar ablamlara. Öyle geçip gidiyordu. Bugün cuma arkadaşlar. Arkadaşlar biz eve geldik. Ablamlarda mangal partisi var. Mezeler yaptı ablam hemen. Şipşak. Havuç tarator. Ezme yaptı. Bu ezmesi harika oluyor. Yani ben de evde deneyeceğim bunu. Sonra yaparken de zaten size de gösteririm. Burada haydari ve brokoli brokoli ve Brüksel lahanası haşladık. Böyle limonladık falan. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size. Ablam bu ailede en pratik insandır. Hem yemek konusunda hem atmaşı konusunda. Böyle evde bunu kullanıyormuş. Ben şok oldum. Böyle tek kullanımlık. Ama kirlenmeyince ikincide de kullanılır diye düşünüyorum ben. Masa örtüsü şok oldum yani. Size de göstermek istedim. Şimdi etler pişiyor. Abimler gelecek. Durun ya yüzümü göstereyim size. Evet. Abimler gelecek. Böyle ailecek yemek yiyeceğiz hep beraber. Bugün cuma, yarın son günüm ve pazar sabahı çıkacağım zaten. Uçağım 11'de. Öyle beraber son kez topluca bir yemek yiyelim dedik. Hem de spoiler vereyim. Annemin yarın doğum günü. Bugün kutlayacağız ama. Hava da çok güzel. Yani şansımıza. Ay. Boncuk. Aşkım attım işte. Sen de ye hadi. Hiç kimse yemeden sen de ye hadi. Ooo havalara falan kalkmalar. Ooo. Poncuk sen çok güzelsin be. Poncuk erkek. Erkek. Ay bak bak size poz veriyor. Tontik. Yani. İyi ki doğdun adam. İyi ki doğdun adam. Günaydın arkadaşlar. Saat 9 ve ablam saat 7'de kalkmış ve şuraya bakın. Yani ne ara yaptın sen? Ve ben daha yeni uyandım. Aa, zıkkım yapmış. Bunun ismi zıkkım. Yok artık. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Çaylarımızı içiyoruz. Konu açıldı. Ablam bu Reels'te, Instagram'da, TikTok'ta gördüğümüz bu Japonlu teyzem bir saniye sürüyor. Sonra böyle bütün kirli şeyler üst tabakaya birikiyor ya. Onu burada sipariş etmiş. Şöyle. Şu şekilde. Ne kadardı fiyatı? 12 euro.
Okey. 12 euroymuş arkadaşlar. Yani buraya göre uygun. Bize göre pahalı. Şöyle. Şu şekilde. Tamam. Bunu şimdi şöyle. Ay inşallah bir şey olmaz ya Rabbim. Tamam. Bak. Senden çıkmış mıydı? Benden çıkıyor bak. Arkadaşlar. Neyse. 15 dakika bekleyeceğiz. Sonra size tekrar göstereceğim nasıl olduğunu. Yıkadıktan sonra tekrar bakarız. Ama yani şimdi şurada bir şeyler oldu ya, biraz heyecanlandım ben. Bakalım. 15 dakika sonra tekrar açacağım. Şimdi arkadaşlar 15-20 dakika oldu bunu. Kurudu bu. Bunu yıkayacağım şimdi yüzüme. Böyle benek benek şeyler oldu ama çok da böyle o videolarda gördüğümüz o siyah şeyler dışarıya çıkmadı ya da beyaz. Ve neyse. Bir yıkayayım ben bunu. Tamam. Oh. Ay, siyah noktalarım gitmiş ama evet. Onu fark ettim. Ay şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama benim çok siyah noktalarım vardı. Onu şey yapmış. Yüzüm de böyle yumuşacık oldu. O hep oluyor ama. Ay. Ne bileyim ya. İyi sanki. Beğendim. Yani bu burnumdaki siyah noktaları bayağı yok etmiş. Ama o videolarda göründüğü gibi o dışa dönük şeyler olmadı. Ama genel anlamda güzel yani. Güzel bir maske, hem de kolay sürülüyor. Beğendim. Ve vlogun sonunu getirmeyen Nermin hemen kamerayı açtı. Arkadaşlar vlogun sonunu çekmeyi unutmuşum. Size de öyle sessiz sakin kapatmak istemedim vlogu. Hemen şu an kamerayı açtım. Bugün 3 Nisan ve bir ayı geçkindir bu vlogu editleyemedim maalesef. Çok yoğun bir aydı. O nedenle bugün hemen editleyip YouTube'a paylaşacağım. Uzun süreden sonra Belçika gitmek bana çok iyi geldi. Size de minik minik bir şeyler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ailemle geçirdiğim vakitler benim için çok değerliydi. Size de minik minik paylaşmak istedim. Şu an vlogu editledim. Son bir kapanış olmadığı için hemen kamerayı açtım. YouTube'a fazla bir süredir ara verdim, farkındayım. Ama günlük vloglarımla devam edeceğim. Çok özledim. Aşırı derecede YouTube'u özledim. Geliyorum. Bu kadardı. Kapatmak istedim böyle. Yüz yüze kapatmak istediğim için açtım kamerayı. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.